Değerli Burdur il örgütümüz, merkez ilçe örgütümüz, belediye başkanlarımız, Burdur Belediye Başkanımız Ali Orkun Ercengiz. Bugün burada Türkiye'nin 7 coğrafyasındaki 21 belediyemizin başkanlarıyla, il belediye başkanlarıyla birlikteyiz. Yerel seçimlerden 400 tamamlanmış son haliyle 412 belediyeyle çıktık. Bunların 14'ü büyükşehir belediyesi, 21'i de büyükşehir olmayan il belediyeleri. Cumhuriyet Halk Partisi geçmişte belli bir coğrafyanın doğusuna gidemeyen bir parti diye eleştirilirken bugün 7 bölgede belediyeler kazanan ve Türkiye coğrafyasının her yerinde yerel yönetimlerde hizmet üreten bir noktaya geldi. Partimiz 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi oldu. Avrupa'nın ve dünyanın en güçlü sosyal demokrat partisi haline geldi. Dünyada yönettiği nüfus açısından en yoğun belediyecilik hizmeti veren sosyal demokrat parti haline geldi. Ve bu başarıyı 2019 seçimlerindeki İstanbul, Ankara, Adana, Mersin ve Antalya büyükşehri kazandığımız başarının üzerine o şehirleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne birileri kaybettirmek isterken aksine oradaki başarıyı eldeki belediyelerin hepsini koruyarak ve üzerine koyarak bu noktaya geldik. Hiçbir başarı şahsi değildir. Elbette bir ekip işidir. Ben yerel seçimleri hem genel merkezin hem adaylarımızın hem örgütümüzün hem de Türkiye'nin bütün demokratlarının kazandığı ortak bir zafer olarak görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları sadece Cumhuriyet Halk Partililerden oy almadılar. Malum seçim süreci yaklaşırken toplumda bir tek bile belediyenin kaybedilmesine, bunların yeniden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin geçmişte vatandaşın kurtulmak için 2019'da çok büyük bir ittifaka sahip çıktığı süreçten yeniden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçme endişesi vardı. Toplumda bir ittifak beklentisi vardı. Biz üzerimize düşeni yaptık ve gittik, ittifak teklif ettik. Ancak bu teklifimiz çeşitli kendilerince haklı, anlaşılır gerekçelerle reddedildi. Biz bu seçime Cumhuriyet Halk Partisi olarak ittifaksız girecektik ama ittifaksız girmedik. Bir ittifak kurduk. Kurduğumuz bu ittifakın adı Türkiye İttifakı. Türkiye İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi parti olarak içinde bulunduğu ancak Türkiye'nin bütün demokratlarına çağrı yapan bir ittifaktı. Türkiye İttifakı'nın renklerini ay yıldızlı al bayrağımızdan alıyordu. Ve şöyle özetledik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu Türkiye İttifakı kimden o istiyor? Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye İttifakı'nı milli takım gol atınca ayağa kalkan herkes olarak söyledi. Filenin sultanları maç kazandığında, şampiyon olduğunda, bayrağımız göndere çekilirken gırtlağı düğümlenen, gözleri dolan herkes dedik. Bugün biz fasulye tarlasında Burdurlu üreticilerin dertlerini dinlerken Paris'te filenin sultanları Dominik Cumhuriyeti'ni yenerek bize bir zafer daha kazandırdılar. Buradan Burdur'dan kendilerini bir kez daha kutluyoruz ve kendilerine bundan sonraki maçlarında da başarılar diliyoruz. Belediye başkanlarımız, bugün buradaki 21 belediye başkanımız her birisi 31 Mart seçimlerinde adaylaşırken güçlü kamuoyu anketleriyle mevcut olanlar memnuniyet anketleriyle durumu değerlendirilip eğer seçimi yeniden kesin bir şekilde kazanıyorsa yeniden adaylaştılar. Bazı yerlerde aday değiştirdik. Birçok yerde de ilk kez kazandığımız, tarihte ilk kez kazandığımız, 47 yıldır ilk kez kazandığımız, 25 yıldır ilk kez kazandığımız belediyelerimiz oldu. Bununla ilgili de o ildeki il örgütünün, ilçe örgütünün görüşleri, eğer il ilçe örgütleri talep ettilerse o bölgeye yollanmış milletvekillerimizin
raporları, gerektiğinde yeni heyetlerle yaygın çalışmaların yapılması, eğilim yoklamaları ve tümünde ince eleyip sık dokuyarak belediye başkanlarımızı o kente liderlik edecek, o kentin emin insanı olacak, o kentte kimseyi yalnız, sahipsiz bırakmayacak, kimsesiz hissettirmeyecek toplum önderlerini belirledik ve bulunduğunuz şehirler sizleri kiminize bir kez daha, kiminize ilk kez hizmet etme şansı verdi. Ben vatandaşlarımıza sizlere gösterdikleri güven ve teveccüh için size de şehirlerinizde girdiğiniz seçimlerde her birinizin büyük bir başarı hikayesi var. Her birinin teker teker tanıyayım. Kazandığınız seçimler için sizleri bir kez daha gönülden kutluyorum. Şimdi tabii seçildik. Üstünden neredeyse 4 ay geçti. İlk 100 gün raporları yayınlandı. Her birisi gerçekten 100 güne bu kadar işi nasıl sıkıştırmış dediğim raporlardı. Buraya gelirken yolda raporlarınıza baktım ve her birinden bir tanesini fosforladım. Aslında birçok şeyde ortaklaşılıyor. Hemen herkes kent lokantası yapıyor, sosyal yardım kartları yapıyor, hasta bakım hizmetleri yapıyor. Çok hizmette ortaklaşıyoruz. Suyla ilgili, ulaşımla ilgili önemli işler var. Ama yani Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldi de ne olduğu, 5 yılda ne olduğu 5 yılın sonunda vatandaş takdir ediyor da şu 100 günde ne oldu, bize ne bildirmişsiniz diye bakınca şöyle işaretledim. Adıyaman'dan başladım. Adıyaman'da çocuklar için konteyner kentlerde açık hava sineması kurulmuş. Çocuklar için yaz okulu açılmış. Adıyaman zaten Abdurrahman Tutdere'yi depremde kendi acısına ailesinden yeğenini, ablasını, eniştesini elleriyle mezara koyup sonra şehre diğer insanların yardımına koşmasıyla biliyorlardı. Biz Adıyaman'da depremin yıl dönümünde aday belirledik. Şöyle belirledik. 6 Şubat'ta her ile 10 aday gitti. Abdurrahman Tutdere'yi giden arkadaşlarımız adaylaştırmak, seçimde kim aday olsun diye sormaya değil, depremin yıl dönümünde o şehrin taziyesine, o şehrin yasına ortak olmaya gittik. Bana arkadaşımın biri dedi ki, Kürtçe ağıt yakıyor kadın, bizi görünce tanıyınca Abdurrahman, Abdurrahman diyor. Öbür bir başka yere gittiğimizde her gördüğümüz Abdurrahman Tutdere diyor dediler. Kendisini adaylaştırdık ve çok büyük bir başarı elde etti. Şimdi de gördüm ki konteyner kentlerde yaz sineması yapmış. O çocukların fotoğraftaki gülen yüzleri gerçekten yüreğime dokundu. Bizim ve Adıyaman'ın nasıl doğru bir tercih yaptığı ortada. Herkese bu kadar zaman ayıramayacağım. Çünkü canlı yayınlar var ama deprem bölgesine o acıyı hisseden birinin adaylaşması açısından çok kıymetliydi. Afyonkarahisar'da öğrencilere sabahları ücretsiz çorba dağıtmaya başladık. Şehit yakınları, gaziler ve engellilerin su faturalarına %85 indirim yaptı Burcu Köksal. Ayrıca kendim gittim gördüm. Şehit yakınları, gaziler ve engellilerle ilgili özel bir birim oluşturdu ve çok büyük bir memnuniyet var. O örnek projeyi de buralarda mutlaka konuşacağınızı biliyorum. Amasya'da hoparlörlerden eski sistem ve anlaşılmaz anonslar yapılıyordu ve bu şehirde çok konuşulan bir meseleydi. Dijital bir yatırımla bu anonslar yerine telefonlara cepte anons sistemi kuruldu. Bütün Amasya'nın çok memnun olduğu yapılan onlarca işin yanında cepte anons sistemi. Anonsa alışıklar ama ses kirliliği yaratan onu cep telefonlarına taşıdı başkanımız. Ardahan'da son 5 yılda zaten bütün Ardahan o delik deşik yolları muhteşem asfalt yollara dönmüştü. Bu ilk günlük süreçte de su sorununun tamamen çözüldüğü yatırımlar tamamlandı. Artvin'de atalık tohumları yetiştirip fidaline getirerek Burdur'daki iyi örneği Artvin Belediye'mizde ilk 100 gününde hemen hayata geçirdi. Bartın'da 250 üniversiteliye biner lira burs vermeye başladı.
Çok kısıtlı ve borçlu bütçesine rağmen belediyemiz. Bilecik'te halk bakkal açıldı. Bolu'da çatısına yerleştirdiği güneş panelleriyle elektrik üretimine başlandı. Belediye ana binasının yıllık elektrik giderinin %50'si buradan karşılanmaya başlandı. Bu tüm Burdur'da yaygınlaştırılacak. Bolu'da, Burdur dedim, özür dilerim, Bolu'da. Burdur belediyemiz gezici hayvan hastanesi projesiyle sokak hayvanlarını hem kısırlaştırıyor, hem aşılıyor, hem de tedavi ediyor. Çanakkale'de ücretsiz HPV aşı kampanyası başladı. Edirne'de belediyeye ait kafelerde tüm öğrencilere %20 indirim uygulaması başlatıldı. Giresun'da mahalle ihtiyaçlarına hassasiyet için muhtarlar meclisi söz verilmişti, kuruldu. Kastamonu'da ihtiyaç sahibi ailelerinden 5 yaşına kadar olan çocuklara süt dağıtımına başlandı. TÜKVA'ya tahsis edilen belediyeye ait kafe meclis kararıyla alınıp halkın kullanımına sunuldu. Kırıkkale'de mobil atık toplama aracı ve atık getirme merkezi konteynerleri kazandırıldı. Kırşehir'de 40 köy 40 tohum projesi kapsamında kent meydanında ata tohumundan üretilen 84 bin sebze fidesi dağıtıldı. Kilis'te okullarda ana sınıflarında süt dağıtımına başlandı. Kütahya'da yatağa bağımlı yurttaşlarımıza hasta yatağı ve evde bakım desteği başladı. Sinop'ta çocuk bahçesi açıldı. Uşak'ta halk süt projesi başladı. Yalova'da yeni hal binasının temeli atıldı. Beklenti çok yüksekti. Çalışmaları başladı. Zonguldak'ta taşeron şirkette çalışan 730 işçinin günlük yevmiyesini 1125 liradan 1680 liraya yükseltti. İktidar işçilere zam yapmadığı bu süreçte, hatta onlar elektriğe %38, bugün doğalgaza %38 yaparken Zonguldak Belediye'miz taşeronda emeği sömürülen işçilere %42 zam yaptı. Böyle bir belediye, bu başkanlar olmasaydı bu kentlerde ne olmayacaktı diye bakıp sadece birer örnek seçtiğimde, gerçekten bütün imkansızlıklara, bütün zorluklara rağmen çok büyük bir emek, çok büyük bir gayret var. Bir yandan da şöyle bir şey görülüyor iktidar tarafından. 2019'da geldiler, israfı bitirdiler, hizmeti yaygınlaştırdılar. Özellikle pandemide bu AK Parti'nin kendi içinden yapılan değerlendirmelerdir. Bizim belediyeler şaşkın şaşkın Ankara ne yapacak diye beklerken CHP'nin yerel belediyeleri 2 günde maske üretmeye başladılar, yereldeki iktidarları. 2 gün içinde bir yerde ne aksıyorsa, sokak müzisyeni aç kaldı, gitti ona sahip çıktılar. Çiçek satıcısı teyzeyi evinde buldular. Yardım kolilerinde destan yazdılar. Efendim, sıkıştıkları yerde kampanya başlattılar. Bir çağrılarıyla dayanışma belediyeciliğine 4 saatte 6 milyon para toplandı. AK Parti gitti o hesaplara el koydu. Eskişehir'in AŞEV hesabına, İstanbul'un askıda fatura kampanyası hesabına, Ankara'da başka toplanan para hesaplarına el koydular. CHP belediyeleri yılmadı. Bu sefer döndü mesela Mansur Yavaş. Tamam, o zaman gidin, biz yardımcı olacağız, size göstereceğiz. İsteyenler esnaftaki veresiye defterindeki borcu kapatsın dedi. Seçim kampanyasında borcu kapatan kadınla kapıda tesadüfen karşılaşan Mansur Yavaş filmi, film olmadığı için, reklam olmadığı için, hayatın, yaşanmışlığın ta kendisi olduğu için Ankara'da %60 oy alındı. Ve bu büyük dayanışma kampanyaları ve vatandaşın, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanının iyi niyetini görüp imkanı olanın destek vermesi, imkanı olmayanın destek görmesi, yalnız hissetmemesi bize bu günleri getirdi. Biz 31 Mart seçimini 2019'da seçilen belediye başkanlarımızın yüksek performansına da borçluyuz. Pek çok şeye borçluyuz ama o performansı unutmamak lazım. Görüyorum ki ilk 100 günde belki isimlerini Türkiye'de kimsenin bilmediği daha çiçeği burnunda belediye başkanlarımız kendi şehirlerinde bütün imkansızlıklara rağmen destan yazıyorlar. Öyle diyor AK Partili bir arkadaş. Bizimkiler
şaşkın şaşkın Ankara bir şey yapacak mı, bu pandemi nedir derken, iki günde maske üreten, veresiye defteri kapatan, sokakta çalışanı evinde bulup sahip çıkan, dolmuş şoföründen sağlık çalışanına kadar herkese dokunan CHP'li belediyelerin bu ilk 100 gününde de ne yaptığını görüyorlar arkadaşlar. Birincisi, bir tek örnek her birinizde var. Ali Orkun Ercengiz bu belediyeyi 23 milyon dolar borçla devraldı. Doğru mu başkanım? Bugünkü parayla neredeyse 1 milyara yakın borç. 1 milyar TL'ye yakın borç. 800-900 milyon borç. Şu an 1 lira borcu yok. İki dönem yönetti. Sonra Ali Orkun Ercengiz Burdur'da ilk kez birisi 3. dönem belediye başkanı seçiliyormuş. Seçilir tabii. Sen 900 milyon borç yap. Gelsin iki dönem hem bu borcu bitirsin hem dünya kadar iş yapsın ve israf etmesin, adam kayırmasın, hem hizmet etsin hem borç ödesin. Bu işte CHP belediyeciliği. Bunu gördükleri için bu sefer şöyle bir şeye döndüler. Efendim biz geçen sefer bunları takip ettik, izledik, sonra karalamaya başladık. Kimini yargıladık, kimini görevden aldık, ona kayyum atadık, buna saldırdık, mahkeme açtık, iftira attık, televizyonları aleyhlerinde çalıştırdık. Adamlar İstanbul'da belediye otobüsü kiralayıp, yani bir şahsa ait olan otobüsü çalışmadığı gün kiralayıp film seti kurup arıza yapan otobüste vatandaşın isyanı diye yalandan film çekerken yakalandılar. Sırf olguyla algıyı ters çevirebilmek için. Olguyla algı yer değiştirsin diye. Olgu hizmet ediliyor. İstiyor ki algı, hizmetler aksıyor, kötü gidiyor. Ya vatandaş senin yalan filmine kanar mı? Binmiyor mu o metrobüse? Binmiyor mu o arabaya? O şehirde o yaşamıyor mu? Görmüyor mu yapılan hizmetleri? O yüzden birimizin reklam filminde gerçekten kapatılan veresiye defteri vardı. Birimizin reklam filminde yalandan duman dumana tüten otobüsteki görüntüler vardı. Vatandaş gerçeğe inandı, hakikate sarıldı. Şimdi işi baştan sıkı tutalım, bunların elini kolunu bağlayalım. Ne yapacaksın? Efendim, SGK borçlarına haciz koyalım. Vergi borçlarını hemen isteyelim. Sen bunu 22 sene ülkeyi yönetmişsin. Ne zaman görüldü belediyeye haciz yolladığı SGK'nın? Görülmedi. Sen ne yaptın 22 yıldır? Bu SGK ve vergi borçları ödenmediyse niye ödenmedi? İki sebebi var. Bir, belli aralıklarla geliyorsun, faizleri siliyorsun ve yapılandırma yapıyorsun. Bunu yapan belediye, borcunu erken ödeyen belediyeye göre vergi ve SGK tutarı kadar faizsiz kredi kullanmış oluyor. Şimdi sen bunu defalarca yaparsan senin belediye başkanın da bunu ödemez. Diğer belediye başkanı da bir öder, iki öder, üçüncü de der ki ya biz de ödemesek. Bir kere burada sorumluluk tamamen sende. İkincisi, belediyelerin o kadar az kaynağı var ki, işte burada Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız var. 2,5 milyon nüfusa göre para alıyor, 25 milyon nüfusa hizmet ediyor. Sen oraya doğru aktarmayı yapmazsan ne yapsın? Mesela arıtma arızalanacak. Antalya'nın denizine pis su akacak. Arıtmayı mı tamir edersin, SGK primini yatarız. Herkes arıtmayı tamir eder. Veya ulaşım aksıyor. Ulaşıma mı bir şey yaparsın, vergi borcu mu kaparsın? Bu belediyeler bunları ödemedilerse de sorumlusu bu iktidardır. Şöyle bir şey göstermeye çalışıyor. SGK'da efendim CHP'li belediyeler borcunu ödesin de ben diyorum ya, 12 bin lira verme, 17 bin 500 lira ver emekliye diyorum. Para yok diyor. Maliyeti 33 milyar diyor bunun. Ya 17 bin 500 yapmanın da maliyeti 100 milyar. 100 milyar. Peki sen geçen sene yandaş şirketlere ne kadar vergi affettin? 660 milyar. Adını ezberlediğimiz müteahhit firmalara. Hani beşli çete diyorduk. Diyorlar ki onlar 5 kişi değil aslında 25 kişi. 43 kişi bunlar. 43 büyük firmanın böyle otoyol yapan, köprü yapan, ihale alan, devletin her ihalesini iğneden ipliğe alan 43 firmanın 660 milyar vergi borcunu sildi.
Altıda biri bütün emeklilere yetecek. Bir o kadarı bütün asgari ücretlilere yetecek. Yani siyaset öncelik belirleme işi, beyefendilerin önceliği zenginler, bizim önceliğimiz olan emeklileri, emekçileri de görmüyorlar. Şimdi diyor ki bana, Özgür Bey diyor, asgari ücret verin emekliye demiş, 100 milyar para lazım. Ödeyin SGK borçlarınızı da verelim. SGK'ya belediyelerin hepsinin borcu, SGK'ya olan bütün borcun %3'ü. Türkiye'deki bütün belediyeler, doğru mu başkanım? Türkiye'deki bütün belediyeler SGK borcunun %3'üne sahipler. %3'ü bizim belediyelerimizin borcu. %97'si diğer borçlar. Bir ilan etsene SGK'ya kimin borcu var bir görelim. Kimin borcu var bir görelim. Belediyeleri söylüyorsun. Bu borçların %35'i bizim borçlarımızın, zaten AK Parti'den devraldığımız borçlar. Bir %35'i de eskiden AK Parti'den devralıp üstüne faiz binmiş borçlar. Bir kısmı da AK Partili belediyelerin çok gerisinde olmakla birlikte bizim borcumuz. Zaten rakam ortada. 60 milyar bizim var, 35 milyar AK Parti. Belediyelerin, bütün büyük belediyeler bizde. Türkiye'nin ekonomisinin %80'ini temsil eden belediyeler bizde. Borcun yarısı sizde. Yani iki bizse bir sizin. Bir kere hesabın burası yanlış. Belli ki kimin daha çok borcu olduğu. Ama toplam %3 borcu SGK'ya bunu ödeseler, sanki SGK'yı bugün bu borçları ödense emeklilere zam yapacakmış gibi. Ben şunu söyleyeyim. Emekliye 17.500 lira yapın. Biz bütün Cumhuriyet AK Partili belediyeler bütün borcumuzu derhal kapatacağız. Yap emekliye 17.500 lira. Yıllardır affet, sil, böl kendi belediyelerine. Belediyeleri CHP alınca başla bu yola. Diyorlar ki Ankara büyük bir yer ama küçük bir yer. Her şey her yerde duyuluyor. Talimat şu. Bütün yaz çalışacaksınız. 1 Ekim'de bize bu belediyeleri iş yapamaz hale getirecek ne tedbir varsa alacağız. Tek çaremiz şu diyorlar. CHP yönetemiyor algısını yerleştirmek. Yoksa iktidar elden gidiyor. Ben diyorum ya, belediye başkanlarımızın cebinde birer anahtar var. Bu ne belediyenin kasasının ne kapısının anahtarı. Bu anahtar CHP iktidarının anahtarı. Şimdi bütün mesele belediyelerin elini kolunu bağlayıp hizmet yapamaz hale getirmeye çalışmak. Bunun adı düpedüz darbe girişimi. Bakın, asker gelirse, bir seçilmişin elini kolunu bağlayıp götürürse buna askeri darbe diyoruz. Eğer yargı yoluyla yapılırsa buna yargı darbesi diyoruz. Geçen dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ekrem Başkan'ın mazbatasının iptali gibi Yalova Belediyesi'ne haksız yere 3 bilirkişi raporuna rağmen yargılamanın tamamlanmayıp belediyenin elde tutulması gibi. Ya da pek çok belediyede pek çok örnek hep bize şunu gösterdi. Yargı eliyle bir takım suçlamalarla, ithamlarla el koyma. Hepsinin sonunda eninde sonunda millet o belediyeleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri verdi. Şimdi yeni bir darbe girişimi var. O darbe girişimi mali darbe girişimi. Bugün yapılan iş, belediyelerin elini kolunu yargısal kararlarla yapamadılar. Askeri darbe yapacak halleri yok. Belediyelere mali darbe yapıyorlar. Belediyenin elini kolunu bağlıyorlar. Hizmet edemez hale getirmeye çalışıyorlar. Milletle devlet karşı karşıya gelirse millet kazanır. 31 Mart seçimlerinde milletle devlet karşı karşıya getirildi. Anadolu Ajansı, Atatürk'ün kurduğu canım Anadolu Ajansı bir ittifakın ajansına dönüştürüldü. TRT televizyonu AK Parti'nin kanalı haline dönüştürüldü. Bizi bir dakika kendilerini 500 dakika verdiler. İlçe başkanları yerine kaymakamlar, il başkanları yerine valiler çalıştı. Ama millet gördü ki karşısına devlet geçmiş. Millet devletin adaylarını değil
sizin gibi milletin adaylarını seçti. Yine aynı şey olacak. Onlar el kol bağlayacaklar, hizmetleri aksatmaya çalışacaklar. Biz kendimizi doğru ifade edeceğiz. Mazeret üretmeden çalışacağız. Yine dayanışma yapacağız. Halkı davet edeceğiz. Gençleri davet edeceğiz. Büyük dayanışmalarla, büyük emeklerle çalışacağız. Bunları teşhir edeceğiz. Bu yaptıklarını vatandaşa göstereceğiz. Diyeceğiz ki, Hacı abi sen oyu Tayyip Bey'e ya da onun işaret ettiğine verince sorun yok. Ama ona vermediğinde sana gelecek hizmeti aksatmaya çalışıyor. Çöp arabasına haciz koyacakmış ki çöpler toplanamasın. İşte CHP demek çöp demek, çukur demek diyecekmiş. Vidanjörü bağlayacak, hacı amcanın fosfetiği temizlenmeyecek, hacı amca CHP'ye kızacak. Bunu hacı amcaya anlatacağız. Emine Hanım'a anlatacağız. Bir hizmet iktidar yüzünden aksıyorsa bunu o hizmetin aksadığı yerde anlatacağız. Ve o hizmetin aksamaması için de tarihin en büyük dayanışmasını yapacağız. Birbirimizin yardımına koşacağız. Birimizi çöp arabasını bağladı, öbürü onu takviye edecek. Birimizde bir hizmetin aksayacak bir tedbir mi alındı? En yakın belediye ona koşacak. Çünkü bu mesele artık belediyecilik meselesi olmaktan çıktı. Bugün belediye hizmetlerinde hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatan toprağıdır arkadaşlar. Çünkü siz halkımız, milletimiz tarafından belediye başkanı olarak görevlendirildiniz. Resmi unvanınız bu. Ama esas işiniz Atatürk'ün partisini Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk seçimlerinde iktidar yapmak. Sizin böyle bir göreviniz var. O yüzden benim burada bu işim aksamıyor değil. Bir yerde bir şey aksıyorsa hepimiz yetişeceğiz. Büyük bir disiplinle, büyük bir merkezi yönetimle. Ayrıca pandemide gördük. Vatandaşımıza derdimizi doğru anlatırsak, koş yetiş dersek yetişiyorlar. Dünyanın dört bir yanından sizlerle dayanışmak isteyen hem insan kaynağı hem dünyanın dört bir yanında bu ülkeyi seven insanların bir ihtiyaç varsa elimi taşın altına nasıl sokarım diyor. Bu büyük dayanışma ağını biz örgütleyeceğiz, siz örgütleyeceksiniz. Yerelde, genelde dünyanın dört bir tarafındaki soydaşlarımızın, Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlarımızın katkılarıyla bu büyük saldırıyı bertaraf edeceğiz. Göreceksiniz, bu kamu vicdanını yaralayan toplumun vicdanında geri tepecek bir darbe girişimidir. Bu millet Kenan Evren'in darbesinden sonra işaret ettiği kişiyi değil Turgut Özal'ı seçti. Bu millet kendisine birisi bir şey dayattığında bu millet siyasileri sever, dinler ama sesini çok yükseltir, emretmeye başlarsa bana emir veremezsin der. Kimin patron olduğunu gösterir. Sizi belediye başkanı seçmiş olabilirler, milletvekili seçmiş olabilirler, partinizin genel başkanı olabilirsiniz, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı yapmış olabilirsiniz. Hep millet yap dedi diye yaptınız. Şimdi siz millete verdiği görev verdiği belediye başkanı üzerinden ceza kesmeye kalkarsanız, sırf oyunu başka partiye verdi diye çöpünü toplatmamaya tenezzül ederseniz, bu millet bunun karşısında çok önemli bir reaksiyon gösterir. O yüzden biz şimdi hacizler geliyor, göğüsleyeceğiz. Yaz geçecek, biz çalışacağız. 1 Ekim gelecek, ne yapacaklarını göreceğiz. Ama şunu söyleyelim, asla ve asla mazeret üretmeden kendimizi iyi ve doğru anlatarak, mümkün olduğu kadar hizmetlerin aksamamasını sağlayarak, anlık aksamalar varsa da sebebini doğru göstererek, doğru işaret ederek mutlaka bu süreçte üstlendiğiniz bu önemli görevi en iyi şekilde yerine getirmelisiniz. Dediğim gibi mesele sadece bulunduğunuz yerde iyi belediyecilik yapmak değil, topyekün bu süreçten partimizi başarılı çıkarmak. Bunun için de bizler size güveniyoruz, inanıyoruz. Geçtiğimiz dönem 21 olan şimdiki il belediye sayımız 10'du. Önce 11'di, sonra 10'du Yalova'da yapılan darbeden sonra. Şu anda 21. Geçen dönem
Ali Orkun Ercengiz'in ev sahipliğinde başlayan dostane toplantılar oluyordu başkanlar arasında. İletişimleri güçleniyordu, deneyim paylaşımları oluyordu. Bu dönem bunu kurumsal hale getiriyoruz. O yüzden de ilk toplantı yine Burdur'da. Kendisi hem il belediye başkanları içinde en kıdemli hale geldi. 3 dönemdir belediyeyi kazanıyor. Hem de geçen seferin ilk ev sahibiydi öyle. Bu toplantının ana konusu hayvancılık ve tarım. Ben sabahleyin fasulye üreticilerinin tarlasındaydım. Haldeydim, domates, kabak üreticisiyle salatalık üreticisinin derdini dinledim. Sıkıntıları dinledim. Memnun olduğum şu, belediye başkanımızın ata tohum projesinden, bugünlerde yıllardır gayret ettiği kooperatifleşin ki sizi ezmesinler yaklaşımının haklı olmasından, bugünlerdeki soğuk hava depoları yapalım ki hep birlikte köylünün üyesi olduğu yapılarla belediyemiz ortaklaşa, bunun fiyatı 8 liraya düştüğünde satmayacağım diyebilsin. Koysun soğuk hava deposunu 40 lira olunca satabilsin. Bunu bilince zaten bu fiyatları buralara çekemeyecekler. Ondan çok memnundular. Milletvekilimden sitayişle bahsettiler. Her derdimizi meclis kürsüsünde söylüyor dediler. Biliyorduk ama memnun olduk, gurur duyduk. İl başkanımızdan, ilçe başkanlarımızdan, sizlerden CHP hep yanımızda dediler. Bir genel başkan için bir ilde memnuniyetin en duyulabilecek en üst noktasındayım. Belediye bizde memnunlar. Milletvekilimiz var, memnunlar. İl yönetimi, ilçe yönetiminden, örgütten, kadın kollarımızdan, gençlik kollarımızdan razılar. Belediyenin bahçesine gittim. Çalışanlar toplanmış. Onlara sordum. Önce gizli sordum, sonra açık sordum. Başkandan, yönetimden razılar. O açıdan son derece memnun bir şekilde buradan ayrılıyorum. Toplantıda hem sizler başarılı deneyimlerinizi birbirinize anlatacaksınız. Hem akademisyenlerimiz, hocalarımız kendi bilgilerini, birikimlerini, çalışmalarını aktaracaklar. İyilerde ortaklaşacağız. Yanlış yaptığımız bir şey varsa hızla terk edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi kendi kurduğu Sosyal Demokrat Belediyelerin Derneği SODEM'le, sendikası SODEMSEN'le ve seçimle geldiğimiz, başta Türkiye Belediyeler Birliği ve Tarihi Kentler Birliği, birinin başkanlığını Sayın İmamoğlu, birininkini Yavaş yapıyor. Ama her birinizin üyesi olduğu çok sayıda belediye birlikleriyle birlikte bir büyük yapı var. Onun bir eş güdüm konseyini kurduk. Yılmaz Büyükerşen'in onursal başkanlığında bu bütün başkanlarımızın katıldığı. Ayrıca bir eğitim birimi, yani 4 Eylül'deki kurultayımızda başlayacak, Sivas'ta sembolik olarak başlayıp 6-7-8'inde Ankara'da, 9'unda Ankara'da gerçekleşecek Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2. yüzyıl değişim kurultayı var. Tüzüğünde değişiklikler var. Program değişikliğinin ilk toplantıları yapılacak. Orada tanıtımının da yapılacağı uzaktan eğitim modülü var. Biz bugüne kadar seçilenleri eğitmeye çalıştık. Bundan sonra online eğitimlerle eğitilmişlerin arasından seçeceğiz. Örneğin sadece hedefi belediye meclis üyeliği olan bir üyemizin alması gereken sertifikalar, onun için katılması gereken dersler, geçmesi gereken sınavlar hepsini online ve cep telefonundan da bilgisayarından da takip edebilecek. Yapılan her etkinlik, alınan her eğitim, katılan her etkinlik bir yetkinliğe dönüşebilmesi için puanlanacak, takip edilecek. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Demokrasi ve Yerel Yönetimler Akademisi hem seçilmişlerimize eğitim verecek hem çalışanlarımıza. Yakında sistem tamamen hayata geçtiğinde, belki birkaç yıl içinde tamamen oturduğunda şöyle şeyler göreceksiniz. Sabah kalkacaksınız, cep telefonunuza bir mesaj gelecek. Dün gece resmi gazetede imar mevzuatıyla ilgili şu değişiklik yer aldı. Eğitim videosu hazırlık aşamasındadır. Bu konuyla ilgili lütfen ilgili birimlerinizi uyarın. Öğleden sonra değişen mevzuatta imar müdürü ne bilmesi gerekiyorsa, imarda çalışanlar ne bilmesi gerekiyorsa, belediye meclis grubu, İmar komisyonu ve belediye başkanı ne bilmesi gerekiyorsa ona yönelik eğitimler. Mesela
İmarda çalışan memurun cep telefonuna mesaj gelecek. Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimler Akademisi tarafından dün gerçekleşen mevzuat değişikliğine uygun eğitim programına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Eğitiminizi tamamlayıp testi 48 saat içinde geçmelisiniz. Bu şekilde bütün mevzuatı takip ettiğimiz belediyede çalışan personelden Büyükşehir Belediye Başkanı'na kadar herkesi önce belli eğitimlerden geçirip sonra da tamamlama eğitimlerini yapacağımız bir büyük akademi kuruldu, online akademi. Bununla bir ay sonra ilk 6 dersiyle tanışacaksınız. Yılbaşına kadar 91 ders, 300 modülden hazır olacak. Sonrasında da artık talebe, ihtiyaca göre ve araştırma geliştirme biliminin önümüze koyduğu yaklaşımlara göre hep birlikte onu da geliştireceğiz. Maalesef belediye başkanları elbette ki rutin ve ani denetimler geçirirler. Bundan Cumhuriyet Halk Partililerin hiç endişesi olmaz. Ama maalesef bize karşı çok kötü niyetli denetimler yapılıyor. Çok haksızlıklar yapılıyor. Tabii gerek Sayıştay'da gerek mülkiye müfettişlerinde görevini liyakatle, layığıyla yapan iyi insanlara hiçbir sözümüz yok. Ama bazı tetikçiler görevlendiriliyor. Gittikleri yerde yaptıkları denetimin siyasi amaçları oluyor. Buna karşı biz size 20'ye yakın Sayıştaycı, 5 mülkiye müfettişinden oluşan, geçmişte bu görevleri çok başarıyla yapmış ekiplerle sizi rutin denetimlere hazırlama, ani denetimlerde ya da rutin denetimler sırasında ihtiyaç duyulan hukuki ve teknik desteği vermek ve bazı kötü niyetli çabalarda size refakat ederek oradaki denetimin usulüne uygun ceryanına eşlik etmek üzere veya size orada destek vermek üzere bir denetim birimi de kuruldu. Tabii partinin belli konularda istediği zaman farklı raporları sunma gibi görevleri de olacak. Bunun yanında bir de eş güdüm işimiz var bu büyük yapının en çok üzerinde durduğu. Çok iyiyiz, çok başarılıyız ama her birimiz verdiğimiz hizmeti bir başka isimle, bir başka renkle, bir başka fontla, bir başka anlatıyla, bir başka iletişimle yapıyoruz. Bunları ortaklaştırmak lazım. Mevcutlarda örneğin bütün Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin bir tane kartı olacak. Belediye başkanlığım hemen diyor ki eyvah bizim kartlar ne olacak? Önü aynı olacak, arkası sizin istediğiniz gibi olacak. Bir tarafı CHP'li belediyelerin ortak yüzü olacak. Bütün Türkiye'de onu gören bu kartın Cumhuriyet Halk Partili bir belediyeye ait olduğunu bilecek. Ama arka yüzü örneğin Selçuk'ta Efes kart var. Kuşadası'nda yanı başında Efe kart var. O isimler de geçiş döneminde yer alacak. Belediyenin logosu yer alacak. Belediye başkanımızın işte imzası varsa yer alacak. Ama ön taraflarında ortaklaşacağız. Biri kent lokantası açıyor, biri semt lokantası, biri halk lokantası. Bunları ortak isimde, ortak tebalada, ortak renkte birleştireceğiz. Bundan sonra da yapılan ve herkesin yapacağı işleri tek tip, tek renk, tek font, tek anlatı, ortak iletişimle sürdüreceğiz. Bir de tabii herkesin yapıp herkese uymayacak ama bazılarının ihtiyaç duyduğu projeler var. Örneğin kreş her yerde yapılmalı. Bir yerde güzel bir kreş projesi çiziliyor. Orada başka, orada başka. Bundan sonra hatta belki de yarışmalarla yapılacak bu projelerin şartnamesinde diğer CHP'li belediyeler tarafından istenildiğinde kullanılabilmesini hep birlikte yazacağız. Uygulama bedeli varsa onu da yazacağız. Ama her birimiz işte 600 kişilik kız yurdunu ya da 50 öğrencilik, 100 öğrencilik kreşi ayrı ayrı çizdirmeyeceğiz. İhtiyaç varsa farklılaşabilir ama ortaklarda birleşeceğiz. Yaptığımız projeleri yazmamız lazım. Yani önce yaptıklarımızı yazıp o yazımı mükemmelleştirip sonra yazıldığı gibi uygulayıp uygulamadaki aksaklıkların da önüne geçmemiz lazım. Ama ortak proje havuzunda bir başka yerde yapılmış bir doğru işi bir diğer yerde diğer arkadaşımız uygulamaya hazır haliyle devralabilecek. Bunun için çalışacağız. Size bugün tarımla ilgili ve hayvancılıkla ilgili yapacağınız toplantıda başarılar diliyorum. Ben de takip edeceğim bir kısmını. Sabah gördüğüm şu, Türkiye'de
büyük bir emek sömürüsü var ve bu tarımda artık katlanılamaz durumda. Bunun adı Rize'de çay, Artvin'de çay, Trabzon'da çay. Maliyeti 19 lira, 17 lira taban fiyat açıkladılar. 25 beklenirken büyük bir isyan var. Bunun adı Konya'da, Osmaniye'de, Tekirdağ'da, buralarda buğday 8.25'lik fiyatı 9.25 yaptılar. Mazot her şey iki katına çıkmış. Büyük bir isyan var. 15 lira bekleniyordu. Hiç olmazsa 13 lira olsun deniyordu. Ama 9.25 yaptılar. Böyle bir isyan var. Bugün burada gördük ki bu mağduriyetin adı Burdur'da fasulye. Türkiye'ye fasulye yediren bu memlekette fasulye tarlada 8 lira. Burdur da pazarda 80 lira, Manisa'da 80 lira, İstanbul'da 120 lira, Didim'e gittiğinizde 200 lira. Orada insanlar söylediler son aldığı fiyatları. Ama burada 8 lira. Sofralık domates 10 lira, Manisa'da salçalık domates 1 lira 80 kuruş, İzmir'de 1 lira 75 kuruş. Büyük isyan var. Bunların tamamını hep bir elden bir mantıkla çözmemiz lazım. O da şu, elbette bu süreçte siz çalışacaksınız. Üreticileri destekleyeceğiz, bazı ürünlerini alacağız, dağıtacağız falan. Ama temel mantık şu, üreticiyi de tüketiciyi de ezmeyen bir düzen kurmak lazım. İkisini ezdirmezseniz aradaki zengin ettiklerinizi küstürürsünüz. Bu aradakileri, sistemi geliştiren AK Parti, biz üreticiyi ve tüketiciyi ezdirmeyecek bir sistem kuracağız. Bunun adı 70'lerde kooperatifti. Kooperatifçiliğe yeniden önem verilecek. Üretici birlikleri kurulacak. Sulama birlikleri 22 yılda ne hale getirildi? Bugün Burdur'da yaşanan su sıkıntısının ana sebebi herkesin mecburen ve tek başına sondaj vurması. Su yüzlerce metre derine çekildi, göl çekildi. Sulama çok pahalı hale geldi. O yüzden masraflarla baş edilemez hale geldi. Hepsine bir bütünleşik yaklaşıma ihtiyaç var. İyi tarım politikasıyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki süreçte çok bütünleşik politikalarını, programlarını sunacağız. Ama sizlerin yerelde yapacakları işbirlikleri, çalışmalar çok önemli. Ben ayrılacağım, Giresun'a gideceğim. Yarın Giresun'da fındık mitingi var. Buralarda duyduklarımızı da oralarda da söyleyeceğiz çiftçilerin beklentilerine yönelik olarak. Siz ayrılacaksınız, illerinize gideceksiniz. Bir kez daha tekraren söylüyorum. Her birinizle iftar ediyoruz. Geçmişleri tertemiz, iletişimleri kuvvetli, halkın sevdiği başkanlarsınız. Ama size karşı kötücül bir akıl var. Sizi çalıştırmamak, elinizi kolunuzu bağlamak üzere. Buna karşı dirençli olun, gayretli olun. Bunları mazeret bilmeyelim, mazeret yerine gayret üretelim. Ama halkla iletişimimizi doğru kuralım. Bu darbe girişimi, bu mali darbe girişimini el birliğiyle püskürteceğiz. Hepinize inanıyorum, hepinize güveniyorum. Kentlerinize, şehirlerinize bizlerden selam götürün. Biz de bundan sonra bugüne kadar olduğu gibi çok sayıda şehrimize gittik. Sizin de şehirlerinize ayrı ayrı geleceğiz. Sizlerle birlikte olacağız. Hep birlikte çok çalışacağız. Hep birlikte başaracağız. Eninde sonunda bu milletin makus talihini hep birlikte yeneceğiz. Bu insanların yüzünü güldüreceğiz. 31 Mart gecesi yerelde kazandığımız başarıyı sağ olsun anons ederken başkanım zafer dedi. Ben zafer olarak nitelendirmiyorum. Çünkü bir kaybedeni olacak diye korkuyorum. Kimse kendini kaybetmiş hissetmesin. 31 Mart'ın bakın kaybedeni yok. 21 ilde birer cümle okudum. Siz olmasanız olmayacaktı. Siz bu hizmetleri CHP'liye yapmıyorsunuz. Sütü MHP'li de içiyor, MHP'linin çocuğu da içiyor. AK Parti'nin çocuğu da içiyor, Demli'nin çocuğu da içiyor. Bütün hizmetlerinizden oy veren vermeyen herkes yararlanıyor. Bunun için şehirlerinize bizden çok selam. Allah size güç kuvvet versin. Cumhuriyet Halk Partisi ve milletimiz sonuna kadar arkanızda. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.